Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 11. sefir 73. kısım. 27. hadis. Tavafta Kabe'nin neresinde durulur? Tirmizi Cabir'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde içeri girip Hacer-i Esved'e eliyle dokunmuş, sonra sağından 3 kez koşmuş, 4 kez yürümüştür. Hacer Allah'ın sağ elidir. Allah suretine göre yaratmış olduğu insan içinde bir sağ el yarattı. Bu nedenle tavafın Allah'ın eliyle insanın sağ eli arasında olmasını emretmiştir. Böylece insan iki güç ile desteklenir ve bu durumda şeytan insana gelebilecek bir yol bulamaz. Çünkü şeytanın sağa karşı yolu yoktur. O, kulun kalbine vesvese verir ve o sol tarafa meyillidir. Bu durumda tavafta Hakk'ın sağ eli tavaf edeni muhafaza eder. O kendi varlığında da bir sağ ele sahiptir. Öyleyse insan sürekli korunur. Bu dengeden ayrıldığında ise ki o Irak tarafından Yemen tarafına dönmektir. Allah'a ait olan evin inayeti insanı korur. Şöyle sorulabilir. Allah iblisin bize sağ taraftan geleceğini bildirmiştir. Buna şöyle karşılık veririz. Burada şeytanın kastettiği sağ organ değildir. Çünkü şeytan organlara vesvese vermez. Ayette geçen sol da sol organlar ya da ön insanın önü ya da ardı değildir. Şeytanın vesvese verdiği yer kalptir. Bazen şeytan sağ veya sol veya arka ya da ön ile ilgili fiillere, davranışlara zarar veren vesveseleri kalbe aktarır. Biz burada sağ derken bu özel yönü kastediyoruz. Şöyle sorulabilir. Müşrik de sağ ile sahiptir. Şöyle deriz. Ne gerçekleşiyorsa toplamla gerçekleşiyor. Toplam ise ancak mümin adına gerçekleşiyor. İşte sağcılardan ise ayetin anlamı budur. Burada sağ organ değil, biatleşmenin kendisine gerçekleştiği ele işaret eder. 28. hadis. Tavaf ve koşma esnasında bir binekli gören kimse. Müslim Cabir'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bir bineğin üzerinde Kabe'yi, Safa'yı ve Merve'yi tavaf etmiştir. Aynı şekilde şöyle bir rivayet vardır. Arafat'ta vakfe yapmış, taş atmıştır. Bütün bunları Peygamber bineğin üzerindeyken yapmıştır. Batini yorumda bu hadis peygamberin Rabbine itaat ettiği tüm hallerinde taşındığını bildirir. Peygamber kendiliğiyle bunları yapmıyor. Rabbi vasıtasıyla yapıyordu. Kendisini taşıyan karşısında peygamber organlarından birisi gibiydi. Onun organları tek tek kendisi için taşındığı gibi bütün de parçayı taşır. İnsan da kendisini taşıyan karşısında bütün olarak böyledir. Öyleyse insan tavaf eden etmeyen, koşan koşmayan, duran durmayandır. Hacı bu fiillerle isimlendirilmiştir. O kendisini taşıyanın koşması ve durması ile taşınandır. Bununla beraber bu fiiller hacı ile ilişkilendirilir. Hak gerçekte işin olduğu duruma dikkatini çekti. Sana şöyle demektedir. Şari yap der. Gerçekte yapan sen değil, senin vasıtanla Allah'tır. Sonra davranışı sana nispet eder. Karşılığı da sana değil, amele verir. Şu var ki amel, karşılık nedeniyle acı çekilen ya da nimet görülen yer değildir. Bu acının ve nimetin bulunacağı bir varlık olmalıdır. Öyleyse amelin bulunacağı yer maddi olarak fiilin nispet edildiği kimsedir. O da yükümlüdür. Bu durumda taşıyan onun aracı haline gelir. Taşıyan Allah ise taşınan bu fiilin kendisinde ortaya çıkması için onun bir aracıdır. Bu yorum ilkinin zıttıdır. Bu nedenle peygamber tavaf etmiş, yani koşmuş, say etmiş, durmuş ve bu nedenle insanları görüp onlara örnek olmak için binek üzerinde taş atmıştır. Allah ehli ise burada işin batını yorumunu görür. Çünkü onlar bütün bu fiilleri bineğe binmeden yapma gücündeyken peygamberin bu davranışla neyi amaçladığını bilirler. 29. hadis. Tavafta ellerle ayakları birleştirmek. Darakutni Ümmü Kebşe'nin peygambere şöyle dediğini aktarır. Ey Allah'ın peygamberi, Kabe'yi sürünerek tavaf edeceğimi yemin ettim. Peygamber şöyle demiş. Bineğinle 14 yani 2-7 kez tavaf yap. 7'si ellerinle, 7'si ayakların için. İnsanın iki eli kuşun iki kanadına benzer. İnsan yeryüzünde yürürken ayaklarıyla mesafe kat edebildiği gibi suda elleriyle yüzebilir. İnsan ayaklarının üzerinde yürüyor olsa bile yürürken ellerinin hareketlerinden yardım alır. İnsanın batını ki ruhudur, gerçekte meleklerin üçüncü türü olan yönetici meleklerden bir melektir. Allah herhangi birini özel olarak zikretmeden meleklerin kanatlı olduğunu söylemiştir. Buradan kesin olarak şunu öğreniriz.
Unsurlardan oluşan cisimleri yöneten bir sınıf olmaları bakımından nefslerimiz kanatlıdır. Doğal cisimler ise nefsleri algılamamızın önünde perdedir. Dikkat ediniz. Cebrail aleyhisselam sahabeden dıhiye ya da bir bedevi suretinde bedenlendiğinde kanatları hiçbir şekilde görünmemiştir. Böylece 600 kanatlı olsa bile özelliği kanatsızlık olan bedenin sureti kanatlarını gizlemiştir. Melekler dördüncü unsur olan havada kendisiyle yürüdükleri kanatlarla yüzebilirler. Aynı şekilde iki ayakta toprak unsurunda yürümek için vardır. Bu nedenle Şari elleri ayaklara katmış ve hadiste peygamber kadına 7 kez tavaf et demişti. Bu ruh içindir. Çünkü onun yürümesi kanatlarla gerçekleşir. Bu durum peygamberin 7 kez ellerin ve 7 kez ayakların için hadisinde belirtilir. Tavaf ve başka durumlarda yürümek bu ikisiyle gerçekleşir. Şari Ümmü Kebşe yemininde dile getirdiğinden başka bir şekilde yürüdüğü için yükümlülüğünü arttırmıştır. Anlayınız. 30. hadis, tavafta omuzlarını örtü almak. Tirmizi Yala bin Ümeyye'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bir hırka atmışken Kabe'yi tavaf etmiştir. Ebu İsa hadisin hasen yani sahih olduğunu söyler. Hadiste geçen ittiba kelimesi örtünün bir kısmının sol omuz üzerinde kalan kısmının sağ kolun altında olmasıdır. Sonra örtü göğse ulaştırılır ve bir ucuyla da bağlanır. Bu durumda sağ omuz açık, sol kapalıdır. Bu örtünme ve açıklık gayb ve şehadet, sır ve aleniyi birleştirmek için yapılır. Bu eylemde örtünme kalp yönünden gerçekleşir. Çünkü kalp insanda görünmeyen yerdir ve şehadet aleminde fiiller ondan ortaya çıkar. Şehadet alemi organlardır. Kalp organları hareket ettirmeye yönelmeseydi, onların hiçbir hareketi ortaya çıkmazdı. Bu ise gaybın şehadetteki etkisidir. Bu meselenin ilahi ilimdeki dayanağı Allah-u Teala'nın zikreden hakkındaki şu sözüdür. Beni içinden zikrederse onu içimden zikrederim. Beni bir toplulukta zikrederse onu daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Bilmelisin ki Allah'ın kendisi ilişkilendirdiği gizli bir zikri olduğu gibi açık bir zikri de vardır. Hakikat birdir, iki yönü yoktur. Bununla beraber hükümde farklılık vardır. Hakk'a ait bu özellik nedeniyle alem çift tabiatla ortaya çıkmıştır. Allah şöyle buyurur. Her şeyden çift çift yarattık. Tek olsa bile onun iki yönü vardır. Zahir ve batın. Çünkü Allah ez-zahir el-batındır. Öyleyse teorik araştırma sahiplerine Allah'ı bilmek ne kadar güç gelir. Allah'ı bilmek Allah ehline ne kadar yakındır. Allah bizi kendi ehlinden etsin. Amin.